7 bölü 12 eksi 6 bölü 13 işleminin sonucunu bulacağız. Bunu yapabilmek için önce ortak payda bulmamız lazım. Çünkü kesirlerin paydalarının aynı olmadığını görüyorsunuz. Bunun paydası 12, birincinin paydası 12 ve ikincinin paydası 13. Ortak payda 12 ve 13 sayılarının en küçük ortak katı olacak. 12 ve 13'ün bir dışında bölenleri yok, dolayısıyla en küçük ortak kat bu iki sayının çarpımı olacak. Tekrarlıyorum, 12 ve 13'ün bir dışında bir dışında bölenleri yok. Dolayısıyla en küçük ortak kat bu iki sayının çarpımı olacak. Önce ilk kesri 7 bölü 12 yapalım. Paydayı çarpmadan bırakacağım. 12 çarpı 13 yazıp bırakacağım. Kesrin değerinin değişmemesi için payı ve paydayı aynı sayıyla çarpmalıyım. Paydayı 13 ile çarptık. O zaman payı da 13 ile çarpacağız. 7 çarpı 13. 13 bölü 13, 1 eder, 1 eder. Yani burası hala 7 bölü 12 değerinde. Benzer bir şekilde ikinci kesre, yani 6 bölü 13'e bir bakalım. Payda 13 çarpı 12. Paydayı 12 ile çarptığımıza göre, payı da 12 ile çarpmalıyız. Paya 6 çarpı 12 yazıyoruz. Dikkat edin, burada pay ve paydayı 13 ile çarptık, burada ise pay ve paydayı 12 ile çarptık. Peki bunu 12 ile çarpmam gerektiğini nereden bildim? Ortak payda 13 çarpı 12. Burada paydayı 12 ile çarptığım için payı da 12 ile çarptım. Burada ise ortak paydaya ulaşmak için 13 ile çarpmıştım, payı da 13 ile çarpacağım. Şimdi önce payları bulalım. 7 çarpı 13, 70 artı 21 eder değil mi? 7 kere 10, 70, 7 kere 3, 21, 70 artı 21, 91. 91 etti. Bölü 12 çarpı 13. 13'ü 10 ile çarpıyor olsaydık 130 ederdi. Buna 2 tane daha 13, yani 26 eklersek, 130 artı 26, 156. 91 bölü 156 ile 7 bölü 12 aynı şey. Sadece pay ve paydayı 13 ile çarptık. Eksi dedik. 6 çarpı 12, 72. Bölü 13 çarpı 12. 13 çarpı 12'nin ne olduğunu zaten bulduk değil mi? 156 ediyor. Artık paydaları aynı olduğuna göre bu kesri 91 eksi 72 bölü 156 olarak yazabiliriz. 92'den 72'yi çıkarıyor olsak 20 kalırdı. 91, 92'den 1 eksik olduğuna göre 19 kalacak. Demek ki burası 19 bölü 156'ya eşit. İlk bakışta sadeleşmiyor, yine de bir bölme yapıp deneyelim. Belki 156'nın çarpanlarından bir tanesi 19'dur, bir emin olalım. 156'da 19, 8 kere var. 156'dan 152 çıkarırsak 4 kalıyor, kalansız bölünmedi. Demek ki 19, 156'nın çarpanlarından bir tanesi değil. Başka ortak bölenleri de yok. Demek ki kesir en sade halinde. Cevap 19 bölü 156. Şahane.